Benim arkadaşlar, kanalıma size Vedat diye hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar farklı değişik bir oyun oynayacağız. Papers, Please adında bir oyun arkadaşlar, biliyorsunuz bu oyunu. Birçoğunuz eminim bu oyunu zaten biliyorsunuzdur. Oyunumuzun konusu arkadaşlar, yani ki sınırda ya da ne bileyim artık havalimanlarında, tam nerede çalıştığımızı bilmiyorum. Pasaport kontrol yapacağız. Mührümüzü, damgamızı vuracağız. Kime izin verirsek o geçecek diye biliyorum. Bu arada arkadaşlar şuradan hemen ayarlara geçelim. Ayarlardan Türkçe yamayı kuran Ömer Yiğit Berkay Şahinoğlu kardeşimize de buradan teşekkür ediyorum. Güzel yaptığı bu Türkçe yama için arkadaşlar. Hani Türkçe yama olmadan biraz sıkıntı oluyor ki ben bunu oynayamazdım ki İngilizcem yok. Neyse arkadaşlar, konuyu fazla uzatmadan hemen oyuna geçelim. Hikaye diyelim. Yeni bir. Hadi bakalım. Tebrikler. Teşekkür ederim. Ekim ayı çalışma kurası çekildi. Kuradan senin adın çıktı. Hadi canım. Grestin sinir... Aslında sınır demek istemiş ama muhtemelen o şeylerde I yoktu. Sınır kontrol noktasındaki görevine başlayacağın bilgisi kabul... Bakanlığına bildirdi. Kabul bakanlığı. Allah, öyle bir bakanlık da mı varmış? Senin ve ailen için doğru Grestin'le de bir daire tahsis edilecek. Ooo, 8. sınıf olacak. 1. sınıf, 2. sınıf. 2. sınıf kötüyse 8. sınıf daha da kötü o zaman lan. Ha, utanmıyor musun? Bir dalga geçiyor. 8. sınıf diyor. Yaşasın Ars... Ne? Ars Totka. Ha, uydurma bir ülke. Şimdi anladım. Hani böyle bir ülke yok benim bildiğim. Uydurma bir ülke yapmışlar. Grestin sınır kontrol noktası sonunda açıldı. Aileler bir araya geliyor. Muhtemelen Grestin ismi de uydurulma. Hani 2. sınıf değil 8. sınıf, bu da bir şaka galiba. Kasım 23 1982. Tam ekran veriyor mu arkadaşlar? Oyunu, evet, tam ekran veriyor. Güzel. Ne yapayım? Fettiş Grestin sınır kontrol noktasındaki yeni işinize hoş geldiniz. Giriş vizenizi damgalayıp kişiye geri verin. Yalnızca Astos... Ne? Ars Totka vatandaşları giriş yapabilir. Ha peki, bunu hatırlayalım. Yabancı uyrukları geri çevirin. Yaşasın Ars Totka. Evet. Ne? Ne oldu? Aa. Evraklar lütfen. Sonunda evime dönebileceğim. Evine. Sana güveneyim mi? Ne yapıyoruz? Anlamadım arkadaşlar. Sağa tıklıyorum, olmuyor. Sola tıklıyorum, olmuyor. Sola koyuyorum, olmuyor. Sağa koyuyorum, dolmuyor. Aa, buldum. Bir dakika, sen bir geri çekil. Giriş vizesi. Klas Andre diye biri. Tamam da bilgileri nerede bunun? Doğum 1946. Benziyor mu? Benziyor. Güzel. Cinsiyet erkek. Doğu Grestin. Doğu Grestin. Başka bir şeye bakmamız gerekiyor mu ki acaba? Belgeleri buraya koy. Kabul Bakanlığı, kurallar, düzenlemeler, temel kurallar. Bunu geç abi. Bu ne abi? Astros'a Kabul Bakanlığı resmi bülten, müfettiş, bla bla bla. Dayı. Kusura bakma ama seni beklettik. Ha, buraya koyacağım. Peki canım. Tam böyle ortalıyoruz. Biraz yamuk oldu. Yani. Buyur. Yaşasın Astroska. Teşekkür ederim. Rica ederim. Dayıya teşekkür ettik. Dayı gidiyor. Penguen gibi gidiyordu arkadaşlar. Bence bu Antarktika'da yaşıyordur. Sıradaki... arkadaş, sevdim ben bu işi. Bu arada arkadaşlar, ben 50 milyon kere pasaport kontrolünden geçmişimdir biliyorsunuz. 19 seneden Amerika'da yaşadım. Bu kontrol noktası beklediğimden küçükmüş.
Aa, peki. Öyle mi düşünüyorsun? Giriş vizesi. Hoblovski. Bu sana pek benzemiyor nedense. Ya da benziyor mu? Senin sakalların mı uzamış? Yanlardan sakal çıkmış. Burada gözlüklü bir eleman mı? Yoksa bu sen misin? Doğum tarihi. What arkadaşlar, doğum tarihinin 39 olması impossible yani. Üstad kusura bakma. Yani ben sana güvenmiyorum. Ah. Ah canım, ah. Yalnızca asosyal girebilir. Tamam. Devam et. Arkadaşlar hızlı hareket etmemiz gerekiyor galiba. Anladığım kadarıyla. Bu lanet sırada 8 saattir bekliyorum. Umarım buna değmiştir. Umarım kardeşim. Sıkıntı yapma. Bu sen misin? 1943. Tamam. Doğru. Olabilir. İnandım. 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 Bir dakika. Biz zaten 1900 hangi tarihteydik ya? 1980 tarihinde miydik? Acaba diğerine haksızlık mı yaptık? Buyurun canım. Problem çıkartmayın. Arıçtan. Artist yapma. Penguen. Allah Allah. İyi ki sana güvendik yani. Prosedür ihlal edildi. Repostan giriş yasak. E ne yapayım? Uyarı yapıldı, ceza yok. Ve ne yapacağım ben bunu? Tutuklayın lan. Herif mi kaçıyor anlamadım ki. Bilmiyorum arkadaşlar. Devam edelim. Ne? Bu ne abi? Bilmiyorum arkadaşlar. Bir şeyler yapıyorum ama. Kusura ne? Kusura bakma tebligatı. Kusura bakma tebligatı mı? Aman geç. Devam. Bunu saklayalım. Evraklar lütfen. Giriş vizesi. Şakaydı. Kapatmadık. Daha yeni başlıyoruz. Doğum erkek. Yer. Orça Vonor. Orça Vonor ne ya? Temel kurallar. Ha, kişide pasaport bulunması gerekiyor. Yalnızca Astrosya vatandaşları. Peki canım. Onu anladım. Bölge haritası. Aha. Aa. Orça Vonor. Orça Vonor. Obristan mı? Arabistan olmasın? Obristan. Obristan. Overç, Honor, Ortstatska. Ben daha değil, burada ne okudum ki? Her neyse. Geç güzel abicim, buyur. Yaşasın Astroska. Yaşasın da. Devam. Sıradaki arkadaş, oyunu öğrenmeye çalışalım. Bu kontrol noktasının açılması bir hataydı. Evrak niye vermedin be? Ah, ne oldu? Niye gidiyor? Ya müşteriler kaçıyor. Birinci gün akşam 6'dan sonraki adaylardan ödeme alınmaz. Aşağıdaki kutucukları işaretleyerek masraflarını yönet. Kira, yiyecek, birikimler, ısınma. Ah. Isınmaya para kalmadı. Yiyecek, ısınma. Yani kira ödemek zorundayız. Yemeği de yemek zorundayız. Isınmayı da artık yani bir tarafımız dona dona yapacağız. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. İşe git. Arkadaşlar biraz hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Aciliyetten ki oyunu öğreniyoruz. Kasım 24 1982. Evet. Bugünden itibaren geçerli bir pasaport bulunduran yabancılar da giriş yapabilir. Ha. Kabinize denetleme modülü yüklenmiştir. Uyuşmazlıkları belirtmek için bütün pasaportu dikkatlice kontrol edin. Tutarsız bilgi bulunduran bütün kişileri geri çevirin. Tamam. Sıradaki
Yeni kural, yeni yasa. Bundan sonra senin tipini pek beğenmedim mi? 1930 1930 mu? Sen şimdi 50 yaşında olduğunu iddia ediyorsun. Ki olabilirsin de. Tusun Kei'di o. Aa, Japon lan bu. Bu. Geç. Geçebilirsin üstad. Japonların da Türk olduğu söylenir. Bir kere bastım. Bak senin için görüyorsun ne buyur. Ha buyur. Problem çıkartmayın. Bak bana bak. Bana bak, seni var ya, katana ikiye bölerim ha. Tamam mı? Senin piksellerini ayırırım penguen. Sıradaki ikinci bir penguen daha geliyor. Aa, ablacığım buyur. Evraklar lütfen. Şöyle bir bakalım. 1950. O kadar genç olduğunu mu söylemeye çalışıyorsun? 30 yaşında falansın yani. Allah Allah. Hem kadın. Theolis Alexis. Theolis Alexis. Allah. Arkadaşlar acaba neye göre karar veriyoruz? Ben tam anlayamadım. O yüzden bir onay diyelim. Yani herhalde yani. Bak görüyor musun? Problem çıkartmayın. Aa, biz onlara problem çıkartmayın diyoruz, anladım. Prosedür ihlal edildi. Pasaport geçersiz. Bitiş tarihi. Ana! Bitiş tarihine bakmayı unuttum. Uyarı yapıldı, ceza yok. Özür dilerim abiciğim. Bir daha yapmam. Affet. Olur böyle şeyler. Şunu yakalayalım. Ya da boş ver. Sıra beki abi. Sıra beki. Acelemiz var. Acelemiz var. Para kazanmam lazım. Kendimi geçindirmem lazım. Para gökten gelmiyor. Geliş vizesi 1990'da erkek, gençtense iş tarihi. Bir dakika abi, biz hangi tarihteyiz ki? Tarih nerede? 2020, bir dakika durun. 82 11 24. 82 11 24. Tamam. Bunda yine bir sıkıntı yok. Ne vereyim abime? Ne vereceksin bana? Buyuracağım. İzin vereyim abime. Geç abi. Demek ki biz onları diyoruz problem çıkartmayın diye. Ama kusura bakma, tebrik parası ihlal edildi. Pasaport geçersiz, yaşanan şehir. Son uyarı, ceza yok. Otobüse yetişmem lazım. Bir dakika. Hadi acele ediyorsun. Burada bir şey okuyoruz. Hayırdır? Pasaport geçersiz. Ya, Astrokska Doğu Girastin sevgilisi 1900. Bakın. Bir sıkıntı var mı abi? Bir sıkıntı var mı? Bir sıkıntı yok abi. Geç abi. Abi sen geç. Sen de ben bir sıkıntı göremedim. Buyur canım. Buyur. Nihayet. Koş 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 koş. Penguen gibi yürüyerek yetişemezsin Alaska'ya. Koş koş koş. Sıradaki arkadaşlar, bir daha hata yaparsam ceza yiyeceğim. Evraklar lütfen. Ups. Yer ne? Enkyo. Kadın. Cinsiyet kadın mı? Hadi lan oradan. Ha, biz keriz miyiz oğlum? O kadarını görüyoruz herhalde. Hani anlamıyoruz mu anlamıyoruz ama abartma. Yürü. Ha, önce cinsiyet değiştir de gel. Ondan sonra düşünürüz. Next. Sıradaki. Ha, bir sürü penguen geliyor. Evraklar lütfen. Selam yakışıklı. Teşekkür ederim. Canın sıkkın gibi görünüyor. Bla bla bla. Kadın. Sen ne çok konuşuyorsun ya? İstiyorsan bize uğra. Ne? Bize uğra mı? Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun oğlum sen? Sen geç mi? Sen ne de ahlakını bozuyorsun? Bunu da Allah mı? Bu ne oğlum? Tövbe estağfurullah. Bir bakayım neymiş. Ne? Tüm fantezilerin için oğlum, manyak mısın? Gidin lan başımdan. Prosedür ihlal edildi. Kişi girmekte serbest. Ben izin vermiyorum lan. Girmekte serbestmiş. Öyle kişiye turp sokayım ben. Ha? Ulan ülkeyi kerhaneye çevirdiniz mi? Evraklar lütfen. Kadın. 49. Ondan sonra cima. Ne oluyor be? Ne yapayım? Ne yapayım abi? Ne oluyor lan?
Oo, terörist. Oha. Bombayı kafaya attı. Terörist saldırısı nedeniyle gün erken bitti. Her günün başlangıcında ne? Oyun kaydedilir. Allah Allah. Uyu abi, ne yapayım? Uyu, acından öleceksin. Yapacak bir şey yok. Sadece suça karşı tolerans yoktur. İleri. Ailen köye geri gönderilecek. Ne ailesi lan? Borçların ödenene kadar tutuklusun. Ne borcu? Ha, doğru ya. Hemen yerine yeni bir müfettiş bulunacaktır. Yaşasın Astroksa. Yaşasın Astroksa. Allah belasını versin Astroksa'nın ki duymasın da. Şimdi gelip beni tutuklayabilirler. Oynandı. 11 yolcu geçti. 11 onaylandı. 4 reddedildi. Gözaltına alındı. 0 gözaltına alındı. Ceza alındı. Damga vuruldu. 20 adet. Sondan bir son. Ha. Anladım canım. Bilmiyorum, öyleyse pek anlayamadım ama güzel bir oyundu. Hani güzel bir oyun. Hani bunun devamını gelmesini istiyorsanız beğen atmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Hani sizlerin beğenilerini ve yorumlarını göre arkadaşlar oyunların sıklığına karar vereceğim. Hani keyif aldım. Ha, doğruya doğru söyleyeyim arkadaşlar. Ben gerçekten keyif aldım. Yani umarım siz de keyif almışsınız. Pek anlayamadım. Hani acemiliğim yüzünden acemiliğime bırakın. Yani yapacak bir şey yok. Hani bir dahaki sefer ama ben acemiliğe bırakmam. En azından şimdi ne yapacağımı az çok öğrenmiş oldum. Demek ki borcumuzu ödemezsek içeri atılıyoruz. Bir dahaki sefer arkadaşlar adam akıllı çalışırız. Kim girer, kim girmez. Biri K yazıyor, biri hani erkekse K yazıyor, kadınsa E yazıyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ondan sonra pasaportu geçiş tarihine dikkat etmek gerekiyormuş. Yani bitiş tarihine dikkat etmek gerekiyor. Okey. Onun haricinde başka bir de hızlı olmak gerekiyor. Şimdilik bunları öğrendim. Geri kalan da kafa karıştırıcı. Onları da arkadaşlar eğer beğeni atarsanız, destek verirseniz bir dahaki bölümde görüşmüş oluruz. Ben keyif aldım. Bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle kendinize bakın. Hoşçakalın ve tabii ki mutlu kalmayı unutmayın.